Dur lan sana saklan! Lan! Geber! Burası da benim. Beni kimse durduramaz. Ne oluyor burada? Herkes indirsin kılıçlarını. Alexander! Kalk ayağa! Alexander! Alexander. Şahidim olsun. Bunun hesabını vereceksiniz. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl? Sultanın mühür bastı sulhü. Nasıl tanımazsın? Süleyman. Kutalmış Bey ile birlikte iş tutup hana saldırmak için gelmedin nikaha değil mi? Kardeşini öldürüp Flora Hatun ile arama nifak sokabileceğini mi sanırsın? Sen yalnız beni değil, devleti de müşküle düşürdün. Süleyman! Gördüğün hakikat değil. Olanların da, kılıcımdaki kanın da tek suçlusu Kutalmış Bey'dir. Alparslan Bey doğru der. İstemeden de olsa Musat'ıyla bize epey destek oldu ama vaziyetten haberi yok idi. Ya sen Süleyman Bey, küffar ile iş tutup sulhün yolunu açarsın. Küffardan sulh ile nikahına hatun alırsın. Şimdi de Tekfur'un basiretsiz oğluyla bu leşlerin hesabını mı sorarsın? Asıl meselen sevdalandığın hatunun kardeşiyse onu ben öldürdüm. Ben! Onunla övünürsün öyle mi? Nizan Selbet bizim de düşmanımız. Ama biz hırsımızı Ali Selçuk'un selametine gömgetmeyiz. Bil ki ahvalin peşinden gittiğin amcaoğlun İbrahim İnal'dan farklı olmayacak. Acın büyüktür Tekfur. Bu sebeple adamlarınla seni bırakacağım. Ama Ani'ye geldiğim vakit senin canını da ben alacağım. Şimdi oğlunu al git. Haydi! Bu az evvel öldürdüğün yiğide karşılık. Sunmari gayrı benimdir. Öyle biline.
Bir daha karşıma çıkma. Acımam. Belli ki ardındaki bu başı bozuklara güvenirsin. Ama onların ardında durduğu beyin ahvalini de unutma. Ben de Yinal Bey'e benzemem. Melik Alparslan. Sen de bunu unutma. Elinden geleni de ardına koyma. Oğlumu öldürdüğünü unutmayacağım. Sakın ha ordunuzla gelmeye kalkışmayın. Surmanı etrafı çevrili. Alparslan. Kılıcının ucundaki oğlumun kanı olmasa dahi onun ölümünde payın var. Bundan böyle arkanı her an kolla. Çünkü orada ben olacağım. Git oğlunu göm Tekfur. Zaten canım burnumda. Acısını görmez misin? Dediğim gibi. Arkanı kolla. Siz de. Ben de gelirim. Flora'yı görmem gerek. Sakın. Sakın. Melik Süleyman. Etrafımda bir tek Türk dahi görmek istemiyorum. Bu evlilik başlamadan bitti. Ali Selçuk Melikiyim. Veliahtım dersin ama hala Ani'ye gidip küffarın eteğinin dibinde durmanın derdindesin. Sana bir daha karşında kim var evvela tart. Ondan sonra kelam et demedin mi? Senin yüzünden kaybettik Surmari'yi. Sulh diye tutturup Alexander'ı ana sokmasaydın bunların hiçbiri olmazdı. Sana değil devletin tahtı bir karış toprak dahi emanet edilmez. Karşında kardeşin Süleyman değil. Veliaht Süleyman var. Sen ne sanırsın veliahtlı? Kendinden evvel, her şeyden evvel devleti, devletin menfaatini düşünmedikten sonra veliahtlığın da, melikliğin de bir işe yaramaz. Senin derdin Surmari değil. Taht benim veliahtlığımı hazmedemez. Flora'yı, sulhü ondan da hane edersin. Sen benim veliahtlığımı hazmedemezsin Alparslan. Beyim. Etmeyesin. Sevda aklını başından almış belli. Ama hala hatanı düzeltmek için vaktim var. Şimdi ben Cürcan'a giderim. Sen de tez damgana gideceksin. Konuş beylerle. Şeksiz şüphesiz. Kutalmış beyden desteğini çekecekler. Çekmeyenin kellesi gidecek. Sen bana emredemezsin. Emrimdir veliaht Süleyman. Aklını başına değiştir. Ve veliahtlığının gereğini yap. Üstümüze gelecekler. Daha kuvvetli gelecekler abi. Hem Parnagut Köprüsü, hem Surmari, hem Damgan, hem de Cürcan'ı muhafaza edebilmek, daha da fazlasını uzanmak için dört bir yana haber salmak gerek. Haber salalım ki kargısını, okunu yayıp kapıp düşsün yola cümle Türkmen. Gelirler Resul Tekin. Gelecekler ama gelenlerin kesesini de gözünü de doyurmak, doldurmak gerek. Eldeki yetmez. Destur ver,
Gavur üstüne yağmaya gidelim ağabey. Yağmayla olacak iş değil. Ya ne yapacağız? Minal Bey'in hazinesi bize fazlasıyla yeter. Ağabey. Cenazesine gittiğimiz vakit hazinenin saklandığı yere bakmadık mı? Yok. Bildiğin yerden başka bir yere nakletmiş belli ki. Nereden bulacağız? Nereye gömdü, sakladı kim bilir? Bilen birileri elbet vardır Resul Tekin. Gayrı durmak yok. Gayrı Aslan Yabgı oğullarına kıyam vaktidir. Er Baskan'ı bul getir bana. Haydi. Sultanım, nihayet aradığımız kaçağın yerini bulduk. Buldunuz demek. Neredeymiş? Gürcan'daki bir Türkmen obasına sığınmış. Aldatmacaymış Flora. Bize iyi niyetlerini gösterip Surmari'ye çektiler. Ve alçakça saldırdılar. Süleyman da biliyordu. Hayır. Kasım. Biliyordu. Neden şu anda senin yanında senin acını paylaşmıyor peki? Onların yanında. Belki de zaferini kutluyorlar. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm olsun. Haber gelene kadar bir müddet bekleyeceğiz. Ertu Bey, Alparslanlar gelir. Alparslan Bey. Görünme sen. Bak, bak, bak.
İbrahim Ünal Bey'i canından, Serdarımız Göktaş Bey'i başından ettiniz. Yetmedi mi? Ne demeye geldiniz? Başbuğ dediğin İbrahim Ünal, asi bir melikti. Sizlerin de sonu o asiyle aynı olacakken, Sultan Bahşi ile canlarınız yerinde kaldı. Şimdi sizler dünden ibret almaz, başka bir asi melik olan kutalmış beyin ardında durursunuz. Gayrı ihanet edene merhamet edilmeyecek. Bunu demeye geldik. Kutalmış beyin yolu yol değildir. Her kim ki ondan desteğini çeker, bu onun hayrınadır. Yoksa... Yoksa ne Melik Süleyman? Kutalmış beyle yürürsek bize ne yapacaksın? Buyur göster. Mikailoğulları devlet kurduk deyip gezer de kim kime devlet kurdu bilmez. Sizler nice küffar elini yurt eylemiş, İbrahim İnal ve Kutalmış Beyleri hep hor gördünüz. Senin haddin midir sultan kelamı üzerine söz edip hanedan meselesini dert edinmek? Türkmen'in bir adı beylerden evvel sultana değil midir? Değildir. Bizim bir adımız bizi hor görenlere gaza etmek dururken hasım ile sulh edenlere değildir. Mertu Bey. Sen gittin cümlemize hamilik etmiş, Yusuf İnal Bey'in katilleriyle hısım oldum. Şimdi Toy Melik Süleyman da küffar ile sulh edip kızını almanın derdinde. Sizin derdiniz devlet midir, hatunlar mı? Şimdi asilikte ısrar edip başından geçen varsa beri gelsin. Reva görünen bu mudur? Türkmen, kendini başına tehdit edene aman veririm ha işler. Belli ki bu oba Ali Selçuk mülkündeki asilere yuva olmuş. Bu hain Altıncan Sultan'ın canına kastetti. Bilmez misiniz? Küffarın elinden nice toprak almış, Kutalmış Bey hain denir. Küffar ile sulh yapan hısım olmuş bunlara mı yoksa? İnanı bırakın gayrı. Asilikten kim ne kazanmış da siz ne umarsınız? Ben Ali Selçuk tahtının veliahtı olarak burada bir tek Türkmenin dahi incinmesini istemem. Ben kendi saltanatımda sizler ile ve dahi sizin balalarınız ile omuz omuza cihanı fethetmek isterim. Huzadımız ile mülk kılınan cümle toprağa çöktüğünüz yetmez, şimdi sırada balalarımız mı vardır? Bizim bir adımız yalnız Kutalmış Bey'edir. Hem sende cihanı fethedecek basiret mi var Melik Süleyman? Sen anca bir gavur kızının gönlünü fethedersin. Kutalmış Bey de isyan bayrağını açtı.
Öyle. Öyle olacağı belliydi. Alparslan ağabeyime aldığı her mülkün hakimiyeti verildi. Süleyman ağabeyime veliahtlık layık görüldü. Ağabeyin Yinal Bey Azerbaycan mülküne hükmetti. Ama sultanımıza en sadık melikler, sen ve Kutalmış Bey hiçbir vakit bir karış mülke layık görülmediniz. Hak mıdır bu? Hep böyle sustun işte. Hep böyle sustun, diline geleni yutup oturdun. Bu zamana kadar yedirdiğin yalnız kendi haklarındı. Ama bundan gayrı yedireceğin benim doğacak evlatlarımızın hakkıdır. Gayrı susma Erbaskan. Melikşah, birazdan gelirim. Ay, ay, gel. Gel Melikşah, gel. Maşallah sana. Melikşah. Bağışlayın beni. Erbaskan olanları anlattı. Yinal Bey'den sonra imdi de bu. Amcamın canı epey sıkılacak belli ki. Maşallah sana, maşallah sana. Allah'ım iyi ki nasip etti seni ağabeyime. İyi ki. Doğrusu başına gevher olsun. Amin. Erbaskan Bey, seni nihayetinde ikimizin de çok karlı çıkacağı mühim bir meseleyi konuşmak için Surmarı'ya beklerim. İstikbalini düşünürsen kimseye bahsetme ve tez Surmarı'ya gel.
Türkler bu alçak saldırının bedelini mutlaka ödeyecek. Kimsenin kuşkusu olmasın. Ama bedel ödeyen hep sensin Tekfur. Nasıl olacak? Derhal tahtından kalk. Şu lanet olası atını çıkar buradan. Atıma saygılı davran. Bugünlerde çok duygusal. İstenmediğini anlarsa üzülür. O üzülürse ben de üzülürüm. Anlıyor musun beni? Sana oradan kalkmanı söyledim. Anladığım kadarıyla hezimetlerine bir yenisini daha eklemişsin. Oğlumu kaybetti. Oğlumu öldürdüler. Türklere güvenmenin bedeli. Yaşadığın onca mağlubiyete rağmen hala tanıyamamış olman oğlunun kaybından daha büyük bir acı. Türkler öldürmek için yaşar ihtiyar. Sadece öldürmek için. Kaybın için üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Oğlum nihayetinde beceriksiz bir zavallıydı. Bu hançeri bana değil, Kaiser'e çektiğinin farkındasındır umarım. Benim kim olduğumu ve buraya neden geldiğimi unutma sakın ihtiyar. Roma'yı daha fazla utandırmana izin vermeyeceğim. Artık bütün yetki bende. Yani buraların tanrısı artık benim. Kabullensen iyi olur. Sağ olun ki. Asla. Defolup gideceksin buradan. Konstantinopol'a geri döneceksin. Daha büyük düşün. Güzeller güzeli kızım. Bir Selçuklu melikinden daha fazlasını hak ediyor. Neyse ki tam zamanında geldi. Dur şu şakal ensesinden. Ne dersen odur beyim. Vallahi Kutalmış Bey'le yol yürümeyiz gayrı. Bağışla. Andolsun ki bu sizin son bağışlamamdır. Siz sözünüzden dönseniz dahi ben dönmem bilesiniz. Sana aman yok. Baba dediğin Besrasiri seni yerin yedi kat dibinde bekler. Sultanım siz ne ararsınız burada? Enoşirvan benimle gelecek Alparslan Bey. Sorgulamak değil, Türk öldürmek. Neymiş görevin Cem kız? Türk.
Türk öldü. Güzel. Peki görevini layıkıyla yerine getirdin mi? Tabii ki hayır. Eğer yeterince Türk öldürseydin... Tanrı'nın cezaları burnumuzun dibine kadar sokulmazlardı. Rahat dur. Ritmimi bozuyorsun. Bundan sonra Ani'de korkaklara yer yok. Üzerinize sıçrayan Türk kanı şeref madalyanızdır. Geldiğinizde sizi bizzat ben kontrol edeceğim. Eğer ki pürü pak temiz ve yeterince darbe almadıysanız iyi savaşmadınız demektir. Gerçekleri artık kabul etmen gerek. Süleyman'ın umrunda olduğunu sanmıyorum ben kızım. Yalanmış her şey. Süleyman'dan da, Türklerden de nefret ediyorum. Olanları işittim. Başını sağ olsun Tekfur. Bunun burada ne işi var? Çık dışarı. Doğru. Hani de bu ateş gözlü altının ne işi var? Neyin nesi? O kadın İbrahim Yenal Bey'in hatunudur. Ve Selçuklu'dan intikam almaya en az bizim kadar... Oğlunu öldürdüler. Hala Türklerden medet umuyorsun ihtiyar. Bırak beni. Sen de kimsin? Bırak beni. Tekfur. Tekfur ne durursun? Al şunu başımdan. Anlaşmıştık Ali. Önüne çıkan herkesi öldüremezsin. Aynı saftayız. Benim de alacak öcüm var. Evvela diyeceğimi dinle, pişman olmayacaksın. İyi bir Tekfur var. Kendi bey iken, Yusuf Yunal oğlu iken, Mikail oğullarına kul olan Erbaskan. Baba bir ağabey Yunal'a onlarla bir olup cephe alan Erbaskan. Bir sevda uğruna Alparslan'ın gölgesinde titreyen, kuruyan Erbaskan. Bunları söylemek için mi beni buraya çağırdın Kutalmış Bey? Ceddimi de... Mevkimi de, nerede, niye durduğumu da çok iyi bilirim. Ne söyleyeceksen de, yoksa... Madem ettiklerini iyi bilirsin, benim ağzımdan işitince ne diye celallenirsin? Seni buraya, senin için çağırdım. Kudretini bil, gözünü aç diye çağırdım. Bunca yıl bizi görmezden geldikleri yetmez mi? Hı? İdarende bir vilayet var mıdır? Yok, değil mi? Gefer Hatun'la evlenmen de fayda etmedi. Sana da benim gibi bir karış toprağa. Kurtulmuş Bey. Erbaskan. Benimle yürü. Aç gözünü. Ben ağabeyimin isyan bayrağını yere çalmışım. Seninle ne diye iş tutayım? Abinle
Beraber yürüseydin yine onun gölgesinde kalacaktın. Onun için yürümedin. Peki ağabeyinin mevkisini istemez misin? Gence'den Musul'a her yer senin idaren altında olsun istemez misin? İşte ben hakkım olanı aldığımda sana bunu vereceğim. Hakkın olanı vereceğim. Azerbaycan valisi Yusuf Yinaloğlu Erbaskan Bey. Bu zamana kadar yedirdiğin yalnız kendi haklarımdı. Ama bundan gayrı yedireceğin benim doğacak evlatlarımızın hakkıdır. Gayrı susma Erbaskan. Neyin karşılığında? Ağabeyinin hem adamda sakladığı hazinesi karşılığında. Her cephede karşısına dikildiğim ağabeyimin bunu bana bildireceğini düşünecek kadar saf olduğunu sanmam. Sana bildirmese dahi Öke Hatun'a bildirmiştir. Bunu da Öke Hatun'dan öğrenecek yegane kişi sensin. Şimdi kararını ver Erbaskan. Bey misin? Yoksa Alparslan'ın altı mısın? Alparslan Bey, buraya doğru yaklaşmak daha bey. Beni görmesin. Erbaskan Bey'i görünmeden handan çıkarttırın. Tetik durun. Bırakın pusatlarınızı. Beyinize haber edin diyeceklerim var. Katılmaya mı geldin Alparslan Bey? Yok. Safında olanların başlarını getirdim. Dediğimi yaptın mı? Yaptım Seferi Hatun. Has muhafızlardan birini Erbaskan Bey'in peşine taktım. Nereye gider ne ederse gözleyip size malumat verecek. İyi. Kimsenin haberi olmayacak bu işten. Sakın unutma. Ağzınızı sıkı tutun. Sana şayet elinde bir yabgulu daha ölür ise seni elsiz korum demedim mi? Ben de sana dil uzatanın dilini, baş kaldıranın başını kopartırım dedim. İşte beylerinizin haline iyi bakın. İbret alın. Kutalmış bey baş bilip ardına sığınan kim olur ise hepsinin başları bir bir toprağa düşecek. Toprağa düşen bir ise dirilen bin olur. Ali Selçuk oradan oraya göçen bir boy iken onu devlet kılan,
Yere düşürdüğüm bu başlar idi. Babam ile amcam baş olup yol göstermeseydi hala göçüp konacak yer arayacaklardı. Vallahi mazlum Türkmen'in ahı ile gök arasında perde yoktur. Mikailoğulları böyle devam eder ise, bugün değilse yarın, sen değilsen oğlun, değilse torunun, o ahların gökten nasıl azap olup indiğini görecek. Gayipten haber vereceğine indiği gör. Ya isyanla kaldırdığın başını eğip sultana itaat et, ya da başından ol. Seni biri görecek. Küffar seni burada görse canımı alır. Ne demeye geldin? Mesele mühim olmasa bu kılık ile buraya gelir miyim yenge? Neymiş mesele? Kutalmış Bey taht yolunda Çağrı Beyoğulları'na karşı desteğimi ister. Kendi saltanatında bana ağabeyimin hükmettiği cümle Azerbaycan mülkümü vaat eder. Bu ittifakın bana faydası neymiş? Onu söyle. Şayet ağabeyimin Hemedan'daki hazinesinin yerini söyler isen, iade-i itibariyle seni eski gücüne eriştirecek. Kabul. Hazinenin yerini söylerim ama bir şartla. Daha bitmedi Alparslan Bey. Daha bitmedi. O düşürdüğüm başlar için bin başlı ejder olup üstüne çökeceğim. Hele bir İnal Bey'in hazinesini bulayım. Sen o vakit göreceksin. Demek Kutalmış Bey, İnal Bey'in hazinesiyle gücüne güç katıp tahta yürümenin derdinde, öyle mi? Peki ya erinin ihanetini sürdürüp küffara sığınan Öke Hatun? Bu ne der bu işe? Hazinenin yerini gösterdi mi? Kutalmış Bey'in saltanatında eski itibarına kavuşacağını sanır. İkiletmeden söyledi hazinenin yerini. Ama bir mesele daha var. Şu Kont Leon az daha Öke Hatun'un canını alacakmış. O da kendini muhafaza etmek maksadıyla hazinenin yerini onlara da vaat etmiş. Kutalmış Bey, İnal Bey'in hazinesini ele geçirirse destekçileri de azaltır. Surmarı almakla yetinmez. Aldığı cüretle buraya kadar yürür. Şayet hazineyi o değil, küffar bulur ise bu kez de yiğit alplarımızı şehit eden küffarın elinde iyaşı olur, husat olur. İnal Bey'in altınlarını alıp İvedi devlet hazinesine ilave etmemiz mühimdir. Alpagut, haritayı getir. Bu
bölgesinde yıllar evvel suları çekilen kuru göle gömdürmüş. Göl yatağının ortasında büyükçe bir kaya var. O kayadan cenup yönüne doğru 5 adım atınca gömüyü ayaklarının altında bil dedi Hükadu. Biz şu güzergahtan Erbaskan Bey'in dediği mevkiye varıp hazineyi alacağız. Kutalmış Bey'e hazinenin Hemedan Ovası'ndaki şu mevkide olduğunu söyleyeceksin. Öke Hatun şimdi ölmemizi her şeyden çok diler. Ona Kutalmış Bey için işaret ettiğim yere gideceğimizi ve bizi küffara kırdırmak isterse Leon ve Grigor'u hazine mevki diye söylediğimiz yere çekmesini söyle. Grigor şimdi Kutalmış Bey'den oğlunun intikamını almak için fırsat kollar. Bunlar orada karşı karşıya gelip birbirlerine kırarken biz de kuru gölden hazineyi çıkaracağız. Seferiye Hatun! Seferiye Hatun bekle! Sana derim bekle! Sen ne yaptığını sanırsın? Ne diye Erim'in peşine adam salarsın ha? Senin haddin midir? Erin Erbaskan ağabey gibi hain çıktı. Şimdi Hatun'un neden öğreneceksin? Küffar elinde kisveyle ne arardın Erbaskan Bey? Şimdi burada beyime ne yalan söyler? Onu hangi olmaz tuzağa çekersin? Sen ne dersin Seferiye Hatun? Ağabey, Hatun'un Ali Selçuk Meliki Erim'den şüphe etmiş, bir de peşine adam salmış. Daha dünken, daha hasımken, Karahanken bugün. Olan her şeyden haberim var Seferiye Hatun. Belli ki sen yanlış anlamışsın. Erbaskan Bey, mükafat beklemeksizin her daim devletine sadık olan bir meliktir. Benim de atam Çağrı Bey gibi ona olan itimadım tamdır. Seferiye Hatun peşime adam takmış. Sabah buraya geldiğimi öğrenmiş. Ondan evvel davranıp Alparslan Bey'in yanına gitmesem tertibimiz bozulacak. Belki de canımızdan olacaktık. Kaygı etme yenge. Şimdi peşimde kimse yok. Tedbirli geldim. Dediklerini Alparslan'a bir bir söyledim. İnandı değil mi? Oraya gidince hazinenin yerine küffar elinden ecelini bulacak. Şimdi sıra sende yenge. Onlara hazinenin kuru gölde olduğunu söyledim. Haritada işaretle. Kont Leon ve Tekfur Grigor'a da hazinenin aynı yerde olduğunu söyleyeceksin. Böylece kılımı kıpırdatmadan hem Alparslan'dan hem de Bizans'tan intikamımı alacağım. Yalnızca sen değil yenge. Ben de. Gayrı Mikailoğullarının kendilerine kul bildiği Erbaskan yok. Azerbaycan Genel Valisi Melik Erbaskan Bey var. Keşke Mikailoğullarına kulluk ettiğini ağabeyin sahiken anlasaydın Erbaskan. Ağabey. Ya Kutalmış Bey tertibi anlarsa? Erbaskan'ın canı için endişe ederim. Endişe etme kardeşim. Erbaskan Bey'in canına bize var gelmeyecek. Kutalmış Bey hazine bulmayı umduğu yerde Bizans'la karşılaşınca ne olduğunu anlamadan Erbaskan Bey kaçmanın yolunu bulur. İnşallah. Allah'a emanet olun beyim. Siz de Allah'a emanet olun. Haydi. Alpagut.
şerbetten iç hele de öyle yola koy. Gece rüyamda babamı gördüm. O da böyle bir tastan şerbet içerdi. Yarısını da bana verdi. Ben de içtim. Hayır olsun. Şifa olsun. Hadi ana. Alpagut. Bahsettiğin hazine. Dua et. Hemedan'a kadar gittiğime değsin. Ateş mızrağı at. Hemedan'da sizi büyük bir mükafat bekler Kont Leon. Yolunuz açık olsun. Çıkalım Camgöz. Emredersiniz. Alparslan Bey seni tek turayım edeyim derken kurduğu tuzağa kendi düşecek. Beni götürdüğün bu hazine bana taht yolunu açacak Erbaskan Bey. Evvela bu hazineye, ardından da sayılamayacak çoklukta ere kavuşacağım. Yıllardır benden bir ses, bir işaret bekleyen Türkmenlerin cümlesine haber saldım. Akın akın Sürmaniye'ye gelecekler. Az kaldı. Varmak üzereyiz. Seslendim ama duymadın. Merak edip girdim. Ne oldu? Dünkü hadiseden dolayı af dilemeye geldim.
Yanlış anlamışım. En başından şüphe etmen hataydı zaten Seferiye Hatun. Erbaskan Bey ne derse haklı bir sebebi vardır elbet. Vur. Umarım hayatta kalan Alpaslan değil, sen olursun. Hazine buradadır. İnşallah. Haplara haber ver. Aniye dönünce Ateş Gözlü Hatun'u sen öldüreceksin. Ben seyredeceğim. Kur göle yaklaştık. Erbaskan Bey'in haritada işaretlediği yere geldik. Haydi. Burasıdır beyim. Haydi yiğitler, kazın. Ana, Akın'a yananın yanına giderim. Ot toplayacaktı, yardım edeceğim ben de. O halde oklar eşlik etsin sana. Yok yok, lüzum yok, hemen şurası. Hem zaten Akın'a yananın yanında otlar vardır. Ah!
Beyim, kazıyoruz kazıyoruz ama topraktan başka bir şey çıkmıyor. Ayıca kazın. İlla ki bulacağız o hazineyi. Beyim, necedir kazarız hiçbir şey çıkmadı. Demeye dilim varmaz ama bu Öke Hatun'un bir tertibi olmasın. Ben de aynı şeyi düşünürdüm Ata Bey. Dersem ki kurtulmuş hazineyi bizden evvel buldu. Ortalıkta bunu işaret eden hiçbir delil bulunmaz. Bir müddet daha kalsınlar. Bakalım netice ne olacak. Bey. Daha yürüyecek miyiz Erbaskan Bey? Göğü görmediğim her yer tekinsiz gelir bana. Duramam. Hele sabır. Gözümüz değil, başımız göğersin diye geldik buraya Kutalmış Bey. Öke Hatun'un tarif ettiği sırlı duvar bu olsa gerek. Atlar! Kırın! Ateş Gözlü Hatun'un bahsettiği kuru göl buralarda bir yerde olacak. Buradan hiç hoşlanmadım. Daha ne kadar kalacağız beyim? Siz burada bekleyin. Camgöz, sen benimle gel. Bekleyin. Bizi fark etmez. Korkmayın Öke Hatun. Bizi Erbaskan Bey ve Kutalmış Bey gönderdi. Erbaskan Bey gelene dek aksi bir hale karşı sizi muhafaza edeceğiz. Öke Hatun'un atını kuytu bir yere bağlayın. Etraftan görünüp dikkat çekmesin. Beyim, ne kadar kazarsak kazalım nafile gibi. Taş topraktan başka bir şey yoktur burada. Bir vakit daha kazın. İyice emin olmak gerek. Kanımca yalan söylediler beyim. Boşa kazarız. Hazine yoktur. Aslan, onlar da hazinenin peşinde.
Göl yatağını kazıyorlar ama anladığım kadarıyla hazine falan yok. Ateş gözlüğü bizi üzerlerine sürmek için yalan söyledi. Buradan eli boş dönecek değilim. Alparslan'ın kazdığı o çukur gözüküyor. Dediğin gibi olsun ihtiyar. Thank you.
Sultanım, İnuşirvan'ı huzurunuza getirdim. Kudretli sultanım, bağışlayın beni. Vesasiri ben daha çocukken beni size ve Altuncan Hatun'a karşı nefretle bir... Altuncan Hatun hakikati anlattığı halde ona inanmadı. Yanına kastedip kaçtın. Haklısınız. Hata ettim. Canımı bağışlarsanız ömrümce kapınızda kul köle olmaya razıyım sultanım. Canını bağışlar mı? Ama sarayda kalmana müsaade etmem. Bağdat'a döneceksin. Sultanım. Sultanımız aklına. Canımı bağışlamanız bile büyük bir lütuftur sultanım. Gitmeden evvel müsaade edin elinizi öpeyim. Kızdırmışsın hırkçılar. Canı canlara.
Cesetlerini taşırlar artık. Haydi! Geri çekiliyoruz! Hayır! Hayır, hepsini öldürün! Hepsini! Hırslandılar. Çekilmezsek yenileceğiz. Hayır! Alexander cennetten bizi izliyor. Alparslan'ı öldürmeden geri çekilmek yok. Yancız! Adrian! İlk yaralı. Çekiliyoruz! Thank you.
Hoş geldin Gevher Hatun. Sen ne ararsın burada Öke Hatun? Kimdir bu arkandakiler? Korkma. Utanmış Bey'in elleridir. Bizi korurlar. Utanmış Bey'in elleriyle ne işin var Gevher? Mevcutları daha fazla olabilir. Tez vas bırakandan destek çağır. Neler olur böyle Öke Hatun? Nedir bunun izahı? Sakin ol Gevher. Seninle aynı saftayız. Ben de Erbaskan Bey beklerim. Erbaskan Alparslan'a tuzak kurdu demek. İtimat etmemek de haklıymış. Geç kaldın Seferiye Hatun. Oğlunun acısıyla kavrulan Grigor Alparslan'ı çoktan öldürmüştür. Yazık. Çok yazık. Ağabeyim mi? Sen kendi canına yan. Düşmanı sevindirme. Alpagot! Çocuk yaşta esir girdiğin. Hani ya? Bey olmadan gitmek var mı Alpagot? Bunca yıl hasretten sonra uslat eren ananı yine hasrete düşürme. Alpagot! Dayanlarım kardeşim! Her hasreti bitiren hangi uslatı? Şimdiyim kardeşim. Gayrı vakit tam. Bakın sen. Bakın sen. Lanet. Dayan kardeşim. Yetiştireceğiz seni dayan. Helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun kardeşim. Helal olsun. Asıl sen helal et. Onca yıl biz kendi ocağımızdayken senin düşman elinde devletin için çekmediğin eziyet, görmediğin zahmet kalmadı. Sen helal et kardeşim. Hepsi. Hepsi. Her şey biz rahmet için değil mi kardeşim? Helal olsun. Adamla kalın. Helal olsun. Kardeşim. Alın size emanet.
Metin benzin atmış. İyi misin Akın Hayatım? Hey. Çok şükür. Çok şükür. Saydı. Kutalmış Bey, Erbaskan'ın da onu aldattığını öğrenirse yaşatmaz. Kutalmış Bey Surmarı'ya varmadan önünü kesip Erbaskan'ı kurtarmamız gerek. Ata Bey, cenazeyi Batur Bey'le beraber siz götürün Maskurakan'a. Akın Ayana'ya deyin ki deyin ki oğlunun canını alanları kendi ellerimle önüne atacağım. Ona inen pusatı tutan elleri kendi elimle koparacağım. Kaldırın başınızı. Kaldırın çünkü intikam vaktidir. Çocuk yaştan beri küffarın bağrına pusat olan, bunun için uğraşan kardeşimiz Alpagut'u daha düğün toyu kurmadan şehit edenlerden hesabını sormazsak gök girsin, kızıl çıksın. 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 Yemin ederim, yemin ederim benim hiçbir şeyden haberim yoktur Seferi Hatun. İnanmazsan heybemdeki nameyi al oku. Sever ve bana itimat eder isen niye diye sorma. Gün batmadan Sürmarı Çukuru'nun oradaki kulübede beni bekle. Kimseye bir şey deme. Gördün işte. Ben buraya ne olduğunu anlamaya geldim. Bunu yaptığını bilsem evvela ben haberdar ederdim seni. Yazık. Alparslan Bey ona nasıl da itimat eder halbuki. Ama bu ihaneti karşılıksız kalmayacak. Tabii. Alparslan hala hayattaysa. Sen hala neden hayattasın bilir misin? Alparslan Bey kendi elleriyle canını alsın diye. Ama şimdi sesini kesmezsen seni... Aferin Gevher Hatun. Ölmemiştir değil mi? Ölmemiştir değil mi? Ölmemiştir.
Bana! Alparslan Bey'in kardeşine! Melek Hatun'una mı fısat kaldırırsınız? Alparslan mı yoksa Grigor mu kazanmıştır Erbaskan? Burada kazanan ben olduktan sonra orada kimin kazandığı mühim değil. Kazanmanın tadını aldın. Gayrı seni kimse durduramaz. Öke Hatun'la Gefer Hatun beni bekler. Onları alıp tezce Sürmaraya gelirim. Rasul Tekin de seninle gelsin. Öke Hatun bize o kadar altını bahşettikten sonra refakat etmemek olmaz. Sürmaraya buluşuruz. Allah'ım. Allah'ım yalvarırım öylesine yarabbim. Allah'ım lütfen öylesine. Kanaması durmuyor. Şunu sıkıca bağlayalım. Sen yardım et yarabbim. Ben böyle olsun istemedim. Ben böyle olsun istemedim. Allah'ım. Bir iş mi geldi yoksa? Gefer. Erbaskan ve seni düşünürüm. Erini öldürecekler. Çöz beni. Her şey senin yüzünden. Her şey. Ağabeyim tehlikede. Seferi ölmek üzere. Seninle buradan sağ salim gitmek istersen çöz beni. Haydi. Gevher çıktı gitti. Senin yanına geleceğini söyledi. Ardınca da Seferiye altlarıyla beraber telaşla çıktı gitti. Ey büyük Allah! Melikşah'ı bırakıp haber vermeden gittiğine göre Seferiye vaziyet mühim olmalı Sercan Hatun. Of Parslan bir an evvel çıksa gelse. Thank you.
Alametim budur ana. Düşmanın kalbine saplanan ok olacağım ben. Hatun'la Kutalmış Bey'in altları nöbet tutmaktaydı. Destek için beni Vas Burakan'a gönderdi. Burada neler olmuş böyle? İnşallah sağ salim gelmişsindir Gevher. Sakin ol, sakin ol. Sakin, sakin. Erin senin de dilediğin gibi susmayı bıraktı. Haklıyı, haksızı cümle cihana haykırır gayrı. Görmez misin Gefer Hatun? Sen de ona yaraşır davranıp dik dur. Yeter baskın.
Ne yaptın sen Öke Hatun? O değil. Ben yaptım. Seni Alparslan ağabeyime ayağına edecekti. Ben sadece durdurmak istemiştim. Söylenmek de çözülmez. İmde ne edeceğiz onu konuşalım. İbrahim Yinal Bey'in ahı yerde kalmaz. Haydi. Ne dururuz burada? Gidelim haydi. Alparslan'ın hatunu eceliyle cebelleşsin. Onu burada bırakıp gidemeyiz Öke Hatun. Burada böylece beklersek Seferi Hatun canını yitirecek. Vakit kaybetmeden onu vas bırakana götürelim Erbaskan. Gevher Hatun. Gayrı sus. Hepimizi ateşe atacaksın. Buradan tez gitmemiz gerek. Seferi Hatun nerede? Buradaydı beyim. Destek kuvveti bekleyecekti. Seferi'ye... Fark edilmemek için mevki değiştirmiştir belki. Ha var. Atsızla Yasin'i yanına kat. Ders kulübenin etrafını çevirin. Seferi Hatun'u bulursanız da emniyet alın. Haydi yiğitler. Atlarınızı bırakıp dışarı çıkın derhal. Yanında ne edersin? Kimmiş o hain?
öldürememişim ne gam. Birazdan ciğerin yanacak alparslan. Ne der bu hatun Erbaskan? Seferiye hatun içeride yaralıdır. Seferiye. Seferiye. Seferiye aç gözünü. Seferiye. Yasin Kırba. Seferiye. Aç gözünü. Uyan gayrı. Seferiye. Gevher nerede Erbaskan? Gevher'in hiçbir kabahati yok. Ne olduysa benden sebep oldu. Battığım bu çamur ile onun adı daha fazla karalanmasın diye onu Vaspurakan'a yolladım. Seferiyen. Dışarıda hatunlar var, gidin bakın. Hayda. Seferiyen. Seferiyen. Evladın seni bekler. Biz senin canın için kaygılanırken sen bizim canımızı kopardın. Erbaskan Bey. Alpakut senin hainliğin yüzünden şehit düştü. Beyim. Seferiye. Değil misin bak, buradayım ben. Arslan. Kayık etme, yanındayım bak. İyi misin? İyiyim. Yalnız başım ağrı. Şimdi Vaspurakan'a gideceğiz. Orada hekimler sana bakacak. Daha da iyi olacaksın inşallah. Haydi. İsteğiniz üzerine net fıçıları ve mancınık hazırlandı efendim. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacak. Ne demek taş üstünde taş kalmayacak? Surmari yıllarca Roma'ya hizmet etmiş bir ticaret merkezidir. Ele geçirdikten sonra yeniden aynı işlevi pekala... Akıllı ol ihtiyar. Aniye ve Anadolu'ya yürümek isteyen Türkler, konumu nedeniyle Surmari'yi tekrardan ele geçirmek isteyecek. Askerleri oraya yığmak yerine onların üzerine süreceğim. Yani Türklerin de dediği gibi, taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacak bugün Surmari'de. Çıkalım Camgöz.
İzzetin nasıl? İyi. Seferiye Hatun'u şifaneye götürün. Teyze kimler haber edin. Hayda. Erbaşkan Bey değil midir o? Hayır olsun inşallah. Bile Alpagut'un canına sebep olan Aki Hatun ve ona maşallah eden Erbaskan Bey.
sızlanmana gerek yok. Gefer Hatun. Seni erinin hayatını emniyet almak için getirdi. Resul Tekin. Nasıl yaparsın Erbozkan? Nasıl? Ani tarafındaki gözcülerden haber var. Küfer elleri buraya doğru ilerlemekteymiş. Canına tehlike atamayız. Kurtulmuş Erbaskan'ın canına karşılık Gevher'in canı der. Allah'ım sen yardım et. Sen kızımı koru ya Rabbim. Kaygı etme ana. Evvela bacımın canına emniyet almak icap eder. Surmari'ye gideriz. Süleyman, sen de Sercan ile beraber kal. Yalnız kalmasın. Beyim, Bizans Birliği başlarında Leon ile Surmari Han'a doğru gider. Tünak'ı aşmak üzeredirler. Atıl beyim, istiyatın sen de burada kal. Haydi gideriz. Sen emanete böyle mi sahip çıkarsın? Canını canına zırh edeceğin kızımı mı siper edersin kendine? Bu mudur senin erliğin? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ana. Ana. Üzülmesin. Elbet bir hal yol bulunacak her şeye. Ama benim evvela olan bitenden sultanımıza haberdar etmem gerek. Yoksa Alparslan kendi bildiğini okuyup bütün işleri karıştıracak yine. Reye mi gideceksin oğlum? Kalk. Karşın her yere ıslattık. Neyle saldıracakları meçhul. Ufukta görünen bir şey var mı ağabey? Görünürde hiç kimse yok. Ne yapacağız? Var mı bir ben? Şayet niyetleri kuşatmaysa çıkmadan burada direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Ama niyetleri kuşatma değil, taciz ise çıkar onları surların dibine gömersin. Surmarian Kont Leon.
senden daha kolay olacak. Mancınık burada kalsın. Önce biraz eğlenelim. Sürprizi sona saklamak lazım. Değil mi Camgöz? Yoksa mevcutları çoğa benzemez. Yanlarında ağır silah da görünmez. Ok menziline girmelerini bekleyin. Gevher Hatun'un emniyette olduğundan da emin olun. Vaziyet alın! Yaklaştılar! Mancınık atışa hazır beklesin. Geri döndüğümüzde vakit kaybetmek istemiyoruz. Asker! Mancını hazırlayın. Atışa hazır hale gelsin. Emredersiniz. Yanlarında ağır silah yok. Göğüs göğüse çarpışacağız. Hazır ol haydi! Tam karşıma çıkıyor. Saldırın! Alparslan. Alp! Bana Resul Tekin'i çağır. Thank you.
Arslan yine bize yardıma geldi Resul Tekin. Peki biz... biz ona yardım edecek miyiz? Bizimkiler zayıf düşecek olursa çıkarız. Ama... Alparslan'ın gücünün yetmeyeceği kadar değiller. Benim için mi geldin? Yoksa buralarda da hazine kokusu falan mı aldın? Gömü çıkarmaya değil, sizi gömmeye geldik. Bu kadar eğlence yeter. İşin tadı kaçmaya başladı. Denize giriyoruz! Çekiliyoruz! Hadi! Ne diye çekilir bunlar beyim? Düşelim peşlerine beyim. Bırakın dönsünler deliklerine. Gevher içeride. Bunları kovalayacak vakit değil. Haydi! Karşımda sanır ama benimle aynı safta vuruşup durur. Farkında değil. Utanmış bey. Düşmanlık edeceksen de şeref illet. Bir hatun kişiyi rehin alıp onun üzerinden pazarlık etmek de ne demek? Haysiyetini tümüyle mi yitirdin sen? Gördün mü bak ne der? Gevher hatun ne diye karıştırdınız bu işe? Var mıdır törede? Mecbur kaldık dedim ya bey. Başka çare bulsam girişir miyim hiç böyle işe? Şerefimi, haysiyetimi ölçüp biçecek olan sen değilsin Alparslan Bey. İmdi uzatma da Erbaskan Bey'i yolla. Gevher Hatun'u al. Bacımı gönderin! Derhal! Aldığım bu hain, hiç ummadığım bir gün
Seni de sırtından vuracak. Hiç şüphen olmasın Kurtulmuş Bey. Haydi Gevher Hatun. Ağabeyin seni bekler. Her şey hazır mı? Hazır efendim. Güzel. O zaman onları tam kalbinden vuralım. Yak. Gözler.